Herkese merhabalar arkadaşlar. 22 Kasım pazartesi günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle. Birlikteyiz. Bursa'daki 6 koşulu program e, yayınımızda mevcuttur. Kanalımızda yayındadır. izleyebilirsiniz onda. Bu 6 koşulu programın ardından saat 6'da 12 safkanın start alacağı bu 8 koşulu Şanlıurfa programının ilk yarışıyla başlıyoruz hemen tahminlerimize. Meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum pistte koşulacak ilk yarış. Arkadaşlar burada benim favorim son yarışlarında bir ikincilik bir üçüncülükle gelen 10 numaralı Toşurnaz olacak. E, Toşurnaz e, gayet iyi vaziyette gelen bir safkan. 5 yarıştır tabela yapıyor. 4-4-5-2-3 şeklinde gelmiş. Bu safkan kesinlikle kuponlarda bulunması gereken bir isim. Rakip olarak son koşusunda 12 gün evvel ikinci gelen Safkan 8 numaralı Sekreterya. Artık o da meydandan çıktı çıkacak dediğimiz Safkanlardan birisi. 1 numaralı Mersin Güzeli. burada birazcık daha cazip ve sürpriz bir isim yakalamak isteyenler için tercih edilebilir. Aynı şekilde yine sürpriz bir cazip isim olarak Ferit Yardımcı'nın burada bineceği 11 numaralı Yauhenya. Tabi Yauhenya belki Ferit Yardımcı biniyor diye favori gösterilebilir. Dikkat etmekte fayda var. Ama bence burada 11 ve 1 sürpriz olarak 8 ve 10 da garanti olarak düşünülebilir. Bu 4 isimden 2 tanesini yazmak en makul oyun stilidir burada arkadaşlar. Tabi dörtlü Ganyan'a bağlı bu yarış. O yüzden burada açıkçası buna göre bir tercih yaparsanız güzel olur oynamak istediğiniz oyuna göre tabii ki değişecektir bu durum. Yani plaselerde farklılık gösterir biliyorsunuz ki sıralı ikili oynayacaklar için farklılık gösterir. bu şekilde burada bir tercih yapabilirsiniz bu önerdiğim 4 safkandan. Ben birinin geleceğini düşünüyorum. E, i̇kinci koşuya geldik. 8 safkan start alacak arkadaşlar. Şart 4 dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar çok net bir şekilde bariz 3 yarıştır kazanan bir safkan var burada. 13 gün evvel en son start almış Nefisemsin. Arkadaşlar biz bu atı ilk yarışından beri öneriyoruz ve kazanıyor. Yani ilk yarışında tabii e, önermemizde e, birazcık hani e, bu ismin ön plana çıkması, konuşulması e, vardı ama daha sonrasında artık yani atı önermek için hani bir sebep bulmaya gerek yok. 3 yarıştır kazanan kaptandırıyor Rio orijinli bir safkan. Yani bu safkan bence tek burada. Tabi 7'li plaseyi almaları bunu ayrı bir ayıp yani. 6'lı olsaydı güzelce tuttururduk buradan da. Neyse burayı tek geçeceğiz. 7'li plase oynayanlar için de bir tek bu safkanı yazmak bence yeterlidir. Ya diğer safkanlarla ilgili ya kötü isimler değiller arkadaşlar ama yani Şimdi bu at 3 yarıştır kazanıyorken ben gidip niye başka bir safkan önereyim ki? Yani önerecek bir isim yok şu an burada. Ya mesela son koşusunda ikinci olmuş 20 gün evvel. Yazılabilir mi? Yazılabilir. Çolpan Hatun. 4 numaralı Matra Gülü. Mesela 2 yarıştır 3. geliyor. 6 yarıştır tabela yapıyor. Yazılabilir mi? Yazılabilir. Öte yandan mavi yazma 7 numaralı safkan. O da yazılabilir arkadaşlar. 5-1-2-3. Ama dediğim gibi 3 yarıştır kazanan bir safkan varken Hele hele burada zaten birinci üçlü yanı bağlıyor bu koşu. Bir de yedili plase. Kesinlikle 5 numara Nefis Hems'in tek diyorum bu koşuya. En makul seçenek budur. Üçüncü koşuya gelelim. İşte şimdi altılı başlıyor arkadaşlar. 13 Safkan'ın start aldı. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada da yine tek diyebileceğimiz bir Safkan var. iki yarıştır birinci gelen Magic Mirror. hatırlıyorsanız bir önceki bu iki yarıştır geliyor ya. Şu geldiği ilk yarışında bu ismi tahmin ettiğimizde gayet güzel bir ganyanla gelmişti arkadaşlar. İkinci attı ama 7 lira 8 lira mı ne ganyanı vardı. Öyle hatırlıyorum. Biz söylemiştik yine Magic Mirror'ı. Burada yine söylüyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle oldu. 15 gün evvel start aldığımda dedim ki ben bu ismi önerdim geldi yine önereceğim muhtemelen yine gelir dedim. Yine öneriyorum muhtemelen yine gelir diyorum. Çünkü burada da rakiplerine baktığımda en kuvvetli safkan o gözüküyor. Hem de kilo olarak da 58 kiloda çok da fazla bir kilo değil. Yani mesela 62 kiloda 62 buçukta koşacak rakipleri var. Ha keza buçuk kilo bir buçuk kilo bile olsa dezavantajlı geliyor buraya. Baktığımızda mesela son koşusunu 26 gün evvel kazanmış bir safkan var burada gördüğünüz gibi bir numaralı isim. Enyak. ama onun e, 1,5 kilo bir dezavantajı var. Aynı zamanda arkadaşlar, eee 11596 iyi bir derece evet yapılmış. Evet yapılmış ama baktığımızda burada da e, açıkçası Magic Mirror'un gayet formda bir safkan olduğunu görüyoruz. Yani iki yarıştır kazanıyor ediyor. E, bu safkan tek geçirebilir arkadaşlar 4 numara. Yanına ikili isteyenler için bir numara en, en iyi örnektir, en iyi e, seçenektir. Bunu da belirteyim. Başka safkan düşünenler için ee, şimdi bir kere arkadaşlar şurada bir hem fikir olalım. Bu ikili, yani 1 ve 4 bitmiş ikili gibi gözüküyorlar. Yani 4, 1, 4 arkası 1 ya da 1 arkası 4 gibi bitmiş gözüküyor. Ama illa da başka isim yazacağım ben burada bir sürpriz gelecek diye düşünüyorsanız burayı kendinize bırakıyorum size. Yanıltmak istemiyorum çünkü bence burada 1 ve 4 ön plandadır. Yani ben burada başka isimleri daha belki yarışlarında önerdiğim oldu arkadaşlar ama şu şartlar altında bu koşuda ben pek de önerilebileceğini zannetmiyorum bu isimlerin. Ya tabelaya koşarlar. Ama 1 ve 4 burada ilk 2'yi kapar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa ben geçmişte Lucky Rock'ı önerdim 3 numarayı. 6 numara Servoş Baba'yı önerdim. 7 numara Tom Raider'ı önerdim. 9 numara Crazy Crew, 10 numara Rebel Kid, 10 numara Lightning Hawk hatta 12 numaralı Sungur Berk'i de önerdim ben burada başka koşullarında. Ama bu koşuda diyorum ki 4 ve 1 numara burada ilk 2'yi kapar. Bu şekilde düşünüyorum. Dördüncü koşu e, bu arada tabii önceliğim Magic Mirror 4 numara arkadaşlar. Sonrasında 1 diye düşünüyorum. Ya yani Benim tarafım öyle ama tam tersi de olabilir. Ee, bir sonraki koşu 4. koşu 13 safkanın start alacağı Maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1300 kum. Arkadaşlar bu yarışta 2 yarıştır 3. gelen 12 gün evvel start alan Uçan Nisa 13, 12 numaralı safkan Uçan Nisa kesinlikle favorim konumundadır benim. Şimdi arkadaşlar bu safkan niye favori? Bir kere 54 kilo güzel bir kilo. Yani fazla bir kilosu yok ortada. Hatta 57 kiloda koşan rakiplerine kıyasla da avantajlı da diyebiliyoruz. İki yarıştır üçüncü oluyor. Yani bu ismi yazmamak için bir sebep yok. Bunda en fikir olduğumuzu düşünüyorum. Tek geçirebilir ama Maiden ya ben bu yarışı tek geçemem diyenler için arkadaşlar başka bir isim yazılabilir. Bu safkan önerisinde de Naz Kız diyebiliriz. 9 numaralı Naz Kız. Ya da belki bu hiç start almamış atlar var iki tane. Onlardan birisi yazılabilir. Bilemiyorum. Onlarla ilgili pek bir bilgimiz yok. Ee, benim önerim 12 numaralı uçan nisa arkasına başka at düşünüyorsanız kendiniz yazabilirsiniz. Ben 12 arkasına en fazla bir tane atlıyorum. Beşinci koşuya gelelim. 10 safkanın start alacak. Kısa 6 3 yukarı İngilizler. 1700 kum yarışı. Arkadaşlar burada benim önereceğim iki safkan var. Bunlardan birisi son koşuda 4. gelen daha evvel yarış kazanan 6 numaralı Queen Salima. Bu safgan arkadaşlar 2 yarış kazandı. Peşinde 4. oldu. Daha evvel bir 3. Li, bir 2. vardı. 27 gün evvel 4. olmuş bir isim. E, benim favorim burada o olacak. Ama tabii ki yanına ayrılmaz bir at daha söyleyeceğim. Hani bu ikiliyi mutlaka bir arada düşünün diye. O da şurada gördüğünüz işaretlediğim Goldfish 3 numaralı safkan. Arkadaşlar bu safkan da son yarışını 7. geldi. 27 günü karanın ardından start oldu. Daha evvel 3 yarış galibiyet peşinde de bir ikinci gelmişti. Burada 62 kilo gibi bir dezavantajı var farkındayım. Ama yazılmaz mı yazılır. Festlay'ın 63 kiloda start alacak. Çok da kötü gelen bir safkan son yarışlarında bir de 50 günlük bir arası var. Bu yüzden yazılmamasını tercih ediyorum. 5 numaralı Mourinho Ferit Yardımcı'nın bineceği safkan son 2 yarışında bir şey yapamadı. Daha evvel bir galibiyeti vardı. Açıkçası o burada bir sürpriz yapabilir ama zannetmiyorum yani gerçekten zor burada bu sürprizi yapması. Çünkü daha kuvvetli rakipleri var arkadaşlar. burada daha makul bir 3. at düşünenler veya 2. at olarak düşünenler için Arkadaşlar şu iki ismi söyleyeceğim. West Group 8 numara ve 10 numaralı King Baran. Bu iki safkanı ben daha evvelden önerdim de yarışlarında. İkisine de baktığımızda tabelalar yaptığını 6 yarıştır tabelayla gittiklerini görüyoruz. İkisi de son yarışını bir hafta evvel koşup 5. olmuş. İkisinin de 5.likten önce birinciliği, bu birincilikten önce de üçüncülüğü var. Çok enteresan. Son 3 yarışı iki safkanın da aynı gitmiş. King Baran biraz daha tabela olarak avantajlı. Daha çok birinciliğe sahip, daha çok üçüncülüğü var burada gördüğümüz üzere. Yani burada bir de King Baran'ın kilo avantajı da var. Biraz daha 58 kilo da olması, 2 kilo avantajlı. Birçok safkana göre, kimisine göre de 4 kilo, 5 kilo hatta avantajlı. Arkadaşlar burada tabii şimdi kimlerden bahsettik? 6 dedik, 5 dedik, 3 dedik, 8 dedik, 10 dedik. Tabii ki bu 5 safkanı da yazmayacağız. Ee, benim kendi kişisel tercihim arkadaşlar 6 Queen Salima ve yanına 10 numara King Baran olacaktır. Ama e, tabii ki West Grove gibi 8 numaralı bir safkan da yazılabilir. Daha sürpriz arayanlar için 3 ya da 5 de tercih edilebilir arkadaşlar. Ben 6 ve 10 diyorum. Benim görüşüm bu şekilde burada. E, olacaktır. 6. koşuya gelelim. 10 safkanın start alacağı Handikap 15 4 yukarı Araplar 1400 kum yarışı. Arkadaşlar burada da yine tek sayılabilecek bir isim var. Tek olarak önerebileceğimiz bir safkan. Burada arkadaşlar Ferit Yardımcı'nın da bineceği 5 numara Baba Mercan. Gerekse tecrübeli jokey ile gerekse de son iki yarışında bir birincilik bir üçüncülük elde etmesiyle birlikte bizim bu koşuda favorimiz olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu safkanın. 5 numaralı Baba Mercan bizim favorimiz konumundadır. Arkadaşlar rakip arayanlar varsa e, bence e, burada yani düşük bir ihtimal ama ben rakip olarak arkadaşlar 6 numaralı Çakır Ali'yi görüyorum. Niye diyecekseniz ilerleyen bir yaşı var, farkındayım. E, kilo olarak avantajlı ama 2,5 kilo bir avantajı var ve son yarışlarında 6 yarıştır tabela yapan bir safkan, kaliteli bir safkan hep para kazandırıyor. 5 4 1 3 5 4 şeklinde gelmiş 12 gün evvel 4. olmuş bir safkan. Ee, yani burada 5 numaraya tek rakip bence o olur. Ama şunu da diyebilirsiniz. 8 gün evvel ikinci olan bir at Deli Cihan 8 numara neden yazılmasın? Haklısınız yazılabilir. Ama aynısı burada mesela 9 numaralı özel piçinde geçerli. O da 8 gün evvel 3. olmuş mesela. O da gelebilir. Ee, benim önerim 5 numaralı Baba Mercan. Arkasında bir tane beğendiğiniz isim şeklinde olacaktır burada arkadaşlar. Geçelim 7. koşuya. 9 safkanın start alacağı şart 3 4 yukarı Araplar 1800 metre kum pisti yarışı. Arkadaşlar burada e, benim önereceğim safkan açıkçası sizlere burada birazcık zorlanacağız ama e, çünkü kilo fazlası var 3 tane safkanın. Yani mesela burada özellikle 2 numara ve 3 numara düşündüğüm isimler ama onların kiloları fazla. Bu bizi bize zorla zorluk çıkartacak arkadaşlar. Mesela 56,5 kiloda o bir reis var 5 numaralı Safkan. Onun da son koşusunda 8. olması ve 4 gün evvel start almış olması bizi olumsuz etkiliyor. Burada açıkçası tercih yapmak zor olacak arkadaşlar. Bu koşuda da e, yani gerçekten zorlanacağız. Çünkü mesafe de var yani mesafe de uzun. 1800 yani orta düzey bir mesafe ama bu Safkanların şu anki formuyla ya arkadaşlar yine e, açıkçası 62,5 kilo da olsa da bir numaralı çifte telle iki yarıştır beşinci geliyor ve 12 gün evvel start almış olması aslında bizi burada e, teşvik eden şey. Arkadaşlar diğer safkanlar iyi dinlenememiş vaziyetteler bana sorarsanız. Bu sebeple ben bir numaralı çifte telli diyorum. Ya tek de geçebiliriz ama iki numara kılavuz ağası, üç numara esen burada yazılabilecek safkanlar. Çünkü onlar da son koşullarında dördüncü oldular altı gün evvel. Grubun birazcık zayıf olmasından kaynaklanarak 2 ve 3'ün şansı vardır arkadaşlar. Kesinlikle bunu es geçmeyelim. Diğer safkanlarda ise bir tek o bir reis vardı 5 numara. Onun ise son koşunun 4 gün evvel koşup 8. olması e, onu gerçekten burada imkansız kılıyor galip gelmesini. E, diğer safkanlarda da zaten çok bir şey yok. Yani bunu belirteyim. Yani ya en 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 büyük sürpriz burada al oğlum olur burada arkadaşlar. 7 numaralı safkan. Ee, en büyük sürpriz olur. 33 gün evvel 9. olmuş bir safkan. Yani daha evvel 3.lüğü, 4.lüğü ve 2.likler olduğu için belki yazılabilir. Yani sürpriz arayanlar için tercih edilebilir. Yine sürpriz arayanlar için tercih edilebilecek bir safkan madalyon. Geçmişte büyük ganyanlarla gelmiş bir safkan arkadaşlar. Ya biraz artık 9 numarayı yazmak hisse dayalı bir şey olur. Onu belirteyim yani istatistik, ya istatistiksel olarak şu an bu atın gelmesi mümkün değil. Ama hislerinize dayanıp ya 9 numara madalyon bu yarışı kazanır diyorsanız yazabilirsiniz tabii ki bir şey diyemiyorum. E, aynısı 7 numara için de hemen hemen geçerli bir durum. Benim önerim arkadaşlar burada 1 numarayı yazıp yanına da yani mümkünse 2 veya 3 e, 3 atı da yazabiliriz. 1-2-3 de yazabiliriz. Ama kiloları fazla deyip işte e, 6 gün kısa bir aralık deyip emin olamıyorsanız eğer yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu koşta arkadaşlar. Yani daha fazla yardımcı olamıyorum. Maalesef ki şartlar bu koşuda bunu bize zorluyor, bunu dayatıyor. Bu yüzden buna göre bir tercih yapmamız lazım burada. Ya cüretkar davranıp fazla yazacağız ya da daha büyük bir şekilde bir atılım yapıp mesela burada birinin arkasında 7 ve 9 yazacağız. Yani yani ya bir ya da büyük sürpriz. Böyle bir risk de alabiliriz. Ama ben bunu çok önermem. Çünkü bunun gelme ihtimali çok az. Yani olur mu olur arkadaşlar ama bunu böyle yapmak çok tehlikeli bir durum. Yani 1-2-3 demek daha makul olacaktır. En rahat ve en bizi garanti kılacak olan buradaki oyun 1-2-3 olur. tabi burada nasıl bir altılı tutturmak istediğimize de bağlı. Yani şimdi herkes tabii ki de böyle çok büyük paralar veren bir altılı ister ama hani neticede burada bir 500 lira da tutsa, 1000 lira da tutsa bir altılı tutması lazım. Önemli olan tutturmak çünkü. Biz de burada buna odaklanıyoruz daha çok. Tabii ki daha büyük tutarsa burada 9 numarayla ya da 7 numarayla tutar arkadaşlar ama onların da şu anda yani yazılması birazcık düşük bir ihtimal olan safkanlar. Bu sebeple buradaki tercihi size bırakıyorum arkadaşlar bu koşu birazcık yani kaderimizin çizileceği koşu olacaktır bu altılgan yanda ben öyle düşünüyorum yani hangisini yazsam bir tarafta bir dezavantaj var en burada makul bir numara onun da kilosu fazla yani dediğim gibi ama bu mesafede hani iyi nefeslenip edip 12 günde bir aralık vermiş güzeldi bir dinlenme arasıyla geliyor. Bu safkan arkadaşlar bir numara burada en garantisi bir arkasını size bırakıyorum bu koşuda. Ee, diğerlerini zaten analiz ettik yeterli şekilde. 8. koşu 9.30'da koşulacak 13 safkanın start alacağı maiden dişi 3 yaşlı araplar 1300 kum yarışı arkadaşlar. Bu yarışta da e, bizim favorimiz son yarışında üçüncü gelen ve daha evvel dördüncü olan 12 gün evvel koşmuş. Karuk kırı arkadaşlar. 7 numaralı Safkan Karuk kırı. Baktığımızda 54 kilo gibi güzel bir kiloda koşuyor. Ve son 6 yarışında 3 kez tabela yapmış. 3 kez tabela dışı kalmış. Ama son 2 yarışında tabela yapan ve son koşusunda 12 gün evvel 3. olan Safkan. Bizim burada ilk önereceğimiz isim. Yanına rakip olarak son koşusunda 7 gün evvel koşup 2. olan 57 kiloda da olsa 11 numaralı Sarıca Gülü diyoruz arkadaşlar. 2 numaralı Tatvan incisi. Ee, arkadaşlar bir diğer tercihimiz olacaktır burada niye diyeceksiniz son koşusunu kötü koşmuş olabilir ama o bir çim yarışı bize kum lazım baktığımızda 5-4-2-4 şeklinde geldiğini görürüz kumda haliyle bu safkanda yazılabilecek bir isim ee, birazcık e, yine burada 58 kiloda ekürlerden külünçe güzeli yazılabilir dildora ile ekürü start oluyor 5 numarayla 5 numaranın çok bir şey yaptığı yok bir üçüncülüğü var ama e, bir numara, 1 numara 1.34.93'lük güzel bir dereceyle elde etmiş ve üçüncülüğü var Safkan'ın e, kum piste yine elde edilmiş. E, son dönemde çimde daha çok tercih edilmiş bir Safkan ama burada yine kum piste de iş yapabilir arkadaşlar. Bu koşuda da bu söylediğimiz atlardan yanılmıyorsam 5 Safkan söyledik. Bu ikiliyi dedik. Şunu söyledik. Bunu söyledik. E, bir de bu Safkan zaten ekürisiydi. E, yani 7 dedik arkadaşlar. 11 dedik. 2 e, dedik. 1 dedik. Baktığımızda bu 4 tane ismi özellikle e, dikkat çektik. Bunlardan arkadaşlar iki tanesi veya üç tanesi isteyenler için tabi dört tanesi de Çünkü büyük paralar verebiliyor arkadaşlar Şanlıurfa'daki oyunlar. Bu şekilde bir tercih yapılabilir. Bu koşullara da diyoruz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bursa videomuz da yayındadır bunu da hatırlatalım. Yurt dışı tahminlerinde yayında olacaktır bunu da bir hatırlatalım. Onları da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu şekilde bu videoyu bitirelim Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum aramıza yeni katıldıysanız ee, ve e, bildirim zilini açarsanız videoları yüklediğimizde hemen haberdar olursunuz bunu da belirteyim ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.